Şimdi Uşaki tarikatının lideri Fatih Nurullah 12 yaşındaki bir kız çocuğuna, yani çocuğa yani yapmış olduğu o istismardan ötürü soruşturma açıldı. Yani inşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin adaleti ona en ağır cezayı verecek. Ve bir daha gün yüzünü görmemek üzere onu hücreye tıkmalar lazım. O şerefsiz adi pisliği. 12 yaşında bir çocuk ya, daha çocuk. Sen o çocuğa, ben hani şehvet duymaya başladım, hani kendimi kaybettim falan filan gibi, daha bundan daha ağza alınmayacak böyle lanet insan, pis insan, rezil, şerefsiz insan. Böyle kelimeleri kullanarak yetmezmiş gibi kalkıp ailesini arayıp da annesinden babasından, madem böyle bir şeyler oldu, kız çocuğunu bana verin, ben alayım demek ne demek ya? 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan o kadar insanın sinirini, öfkesini, o kadar insanın kılcal damarlarını o kadar zedelediniz ki ne? Ahlak kalmamış bu memlekette. Dedirttirecek kadar böyle aşağılandınız. Kendinize şıh diyorsunuz, şeyh diyorsunuz. Nurcular tarikatının bilmem ne kolunun lideri olarak görüyorsunuz. Sadece burada o şerefsize ceza verilmek yetmiyor. Sadece o Fatih Nurullah denilen şerefsize, o saçı sakalı ağarmış, ben ahirete hani hizmet ediyorum, dünya için çalışmıyorum deyip de çocuğa istismarda bulunan o ahlaksız şerefsize, hani verilecek en ağır ceza neyse ona verilmesi lazım. O birincisi. Onun yanı sıra o kız çocuğunun, 12 yaşında kız çocuğunun annesine ve babasına da ceza verilmesi lazım. Onlara da ağır ceza verilmesi lazım. Babası da annesi de hala o tarikata üyeliklerinden ve o Fatih Nurullah'a kızını vermenin bir onurmuş gibi, bir şerefmiş gibi. Hani böyle bir şerefe nail olmak herkese nasip olmazmış gibi ifadeler kullanarak kızını o şerefsize vermekten memnuniyet duyacaklarını, keşke kızını alsaymış, keşke alsın, keşke verelim diye böyle ifadelerde kullandılar. Bu ahlaksızlık sebebiyle Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı devreye girip bu çocuğu o iki ailenin, anne ve babanın elinden alıp bakıcı aileye vermesi lazım ve o ikisini de hapse atmaları gerek. Bu iki uyanık geçinen o anne ve baba, o Fatih Nurullah'ın servetinden haberdarlar ki onların niyeti kızını yaşlı bile olsa bir adama para karşılığında, servet karşılığında bir mal satar gibi satmak istediklerinden ötürü böyle bir olay meydana geldiğini düşünüyorum. Çünkü Fatih Nurullah'ın büyük bir serveti var. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, bakın, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı da bu tür tarikatların maddi gelirlerini, giderlerini, kazançlarını, mal varlıklarını araştırıp bunlara bir haberdar olması gerek. Bunlar nasıl kazanıyorlar, nasıl yatırım yapıyorlar veyahut da bunlar nereden kazanıyorlar, bu paraların kaynağı, birikintisi, bunlar ne kadar büyüyorlar, nerede harcıyorlar, ne amaçlı kullanıyorlar bu parayı diye. Bütün bunların hepsini, belge, bilgi hep devletin kayıtlarına işlenip bunların yakasından düşmemeleri gerek. Bunları bir bir araştırması gerek devletin. Ve bu tür soytarılıklara asla izin vermemesi gerek. O kız çocuğunun hani geleceğini de düşünün. Bundan sonra bakın, 12 yaşında, ortaokuldu, liseydi, üniversiteydi, meslekti. Yok, evlenme, aile kurma, bir çoluk çocuğa sahip olma ve anne olma önünde uzun bir süreç var. Bu dönem içerisinde bu çocuğun psikolojisi ne hale gelecek? Neler yaşayacak? Daha siz 12 yaşında bu çocuğu yani ne tür bir pozisyona düşürdünüz? Psikolojisi ne kadar bozuldu? Bu çocuğun geleceğini nasıl etkileyecek?